Green Chemicals 1995 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulmuş kimyasal ürünler üreten global bir şirkettir. Merkez ofisi ve üretim tesisleri Kocaeli'nde bulunan firma, yılda 50 bin ton üretim ve 7 bin paket depolama kapasitesine sahiptir. Firma su, atık su şartlandırma, metal yüzey işlem, oil ve gaz, jeotermal, maden, endüstriyel sistemler, otomasyon ve yapıştırıcı konularında hizmet vermektedir. A+ Ekonomi Program ekiplerimiz firma yönetim kurulu başkanı Numan Atay'ı çalışma alanlarında ziyaret ederek sektöre giriş hikayesini dinliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Türkiye'de eğitimi bir miktarında yurt dışında yapıp ülkeme döndüm. Askerlik görevinden sonra iş hayatı ilaç firmasında başladı. 5 yıl yöneticilik yaptım. Daha sonra da uluslararası bir firmaya geçtim. Uluslararası firmada da 17 yıl çalıştım. Öncelikle bu coğrafyada 25 ülkeden sorumlu oldum. Aynı zamanda Avrupa Enerji Yöneticiliği de yapıp sonra daha ulvi bir görevle ilgili, kendime daha büyük bir sorumlulukla ilgili başka bir rol almam gereğini düşünerek 1995 yılında kendi işimizi kurduk. Dolayısıyla 95'ten beri öncelikle ülkemize hizmet edip sonra bütün tecrübelerimizi bütün dünyadaki sanayinin hizmetine sunabilmek için var gücümüzle çalışmaktayız. O uluslararası firmada çalışmış olmamız dolayısıyla çoğu ülkenin sanayisini kendi ülkemizdeki sanayi kadar iyi bildik. Dolayısıyla dünyaya çıkarken de hedefimiz dünya oldu, daima dünya oldu. Önce ülkemize hizmet etmek, sonra bütün aktivitelerimizi dünyaya taşıyıp dünya sanayisine hizmet edebilme amaçlı olduğumuz için dedik ki öyle bir isim koymamız lazım ki bugünü değil de geleceğe yönelik bir isimde olması lazım. Bugün artık dünyanın hiç kimsenin çevreye herhangi bir safsızlık, herhangi bir atık atmadığı dönemleri yaşıyoruz. Dolayısıyla firma ismimiz de bunu esinlenerek çevreye zarar vermeyen kimyasallar anlamında Green Chemicals'ı koyarak çıktık ve gerçekten 95'te kurmuş olduğumuz firmanın o ismimle ne kadar doğru ve isabetli bir karar olduğunu bugün Latin Amerika ülkelerine gittiğimizde, Avrupa'ya gittiğimizde kendi orijinal isminizi ne zaman değiştirip Green'e döndüğümüzü soruyorlar. Halbuki biz yola çıkarken o isimden çıktık ve bugünleri de bu soruların bize sorulacağını düşünerek o günler çıktık. Bugün gerçekten yaptığımız işte, koyduğumuz isimde, çıktığımız yolda ne kadar haklı olduğumuzu bugünkü yaşadığımız olaylar göstermektedir. Numan Atay, farklı sektörlerde kullanılan suyun şartlandırılması ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları mikrofonlarımıza anlatıyor. Yaptığımız işin temeli uluslararası firmada çalışırken öncelikle su işiyle başladı. Suyun olduğu her yer, sanayide su, mesela rafinerlerde su, petrokimyada su, çelik sektöründe su, enerji santrallerinde su, gübre firmalarında su, otellerde su, bunların içme suları veya havuz sularının şartlandırılması. Burada çeşitli problemler yaşanmaktadır. Suyun içerisindeki, biz kimyacılar tabii sizler için belki biraz zor olabilir ama kimyacıların çok iyi anladığı, suyun içerisinde çok fazla safsızlık var. Eğer bu safsızlıkları siz iyi bir şekilde şartlandırmazsanız o safsızlıklar sanayide sanayicinin başına çok büyük problemler açabilmekte. Dolayısıyla sanayici için çok büyük kostlar, maliyetli üretimler yapılmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz kimyasallar, bir örnek verecek olursam daha rahat anlaşılsın diye, örneğin rafineride mesela atmosferik distilasyon kolunda buharlaştırılmış olan işte gazlar bir şekilde sıvılaştırılması lazım. Mesela atmosferik distilasyon kolunda petrolü buharlaştırırken öncelikle metan, etan, propan, bütan gibi gazlar çıkar. Bunların hepsi gazdır. Bunları sıvılaştırmak lazım ki kullanılabilsin. Onun arkasında benzin, kerozen, mazot, bunların hepsi buhar halinde yukarıya çıkar. Bunları suyla
bir eşanjör kullanmak koşuluyla soğutup sıvı hale getirmek lazım. Eğer o suyun içerisinde safsızlıklar bu eşanjörlerde kabuk yapar ise ısı transferi olmayacağından dolayı bunları sıvılaştırmak çok zorlaşabilmekte. Dolayısıyla bu üretim maliyetlerini çok fazla yukarılara çekebilmektedir. Bu anlamda kimyasallar kullanıyoruz ki bu problemleri açmasın, eşanjörlerin her tarafı temiz olsun, ısı transferleri maksimum olsun, sanayi üretmek istediği, hedeflediği maliyetlerde ürün üretebilsin. Bu amaçla birinci işimiz bu. Enerji santrallerinde kullandığımız su nerede kullanılır? Bu kazanlarda suyu buharlaştırırlar, türbinlere gönderirler. Öncelikle türbini döndürürler. Bu su türbinin çeşitli aşamalarından geçtikten sonra kondenser dediğimiz bir yere gelir. Bu kondenser dediğimiz yerde de suyla buhar artı sıvı olan, sıcak su olan bu yapıyı tamamen sıcak su haline dönüştürmemiz lazım. Bunun için de su kullanılmaktadır. Eğer suyun içinde kimyasallar kullanmazsanız demin atmosferik distilasyon konusunda bahsettiğim problemler burada da yaşanabilmektedir. Dolayısıyla sıcak su tamamen su olmadığından dolayı bu sefer kondenser vakuma düşmeyeceği için buhar üretimi çok düşebilmektedir. Dolayısıyla oradaki vakumu, kondenserdeki vakumu elde edebilmek için su kullanılması lazım. İçine de kimyasallar kullanılması lazım. Maalesef yıllardır bu kimyasalların hepsi ülkemize hep yurt dışından gelmiş idi. Bizim başladığımızdan sonra bunların çoğunu burada üretip sanayinin hizmetine verebilmekteyiz. Bugün baktığınızda firma 20 bin ton kimyasal üretebilmektedir. Bunların hepsi daha önceleri hep yurt dışından gelen ürünlerdi. Bunların tamamını burada üretiyoruz. Sanayinin hizmetine sunuyoruz. Suyun olduğu her yere kimyasal ürettiklerini belirten Numan Atay, faaliyet alanlarını şu sözlerle dile getiriyor. Biz suyun olduğu her yere kimyasal üretiyoruz. İkincisi, metaller işlendiği zaman çelik sektöründe kağıt haline getirilecek o inceliğe gelene kadarki aşamalarda kimyasallar kullanılır. Biz onuralara kimyasal üretiriz. Üçüncü yaptığımız, gene dünyanın geldiği nokta artık şöyle bir imaj oldu. Fabrikalarda kullanılan suları eskiden çevreye bir arıtma sistemi atıp pH'ini ayarlayıp deşarj ediyorlar idi çevreye. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki kaynaktaki suyun kalitesi neyse o kalitede, en az o kalitede atacağınız suyu şartlandırıp atmanız lazım. Veya zero discharge liquid diye bir kavram geldi. Diyor ki çevreye artık sıvı atmayacaksınız. Attığınız sıvının hepsini geri kazanacaksınız. İçindeki o safsızlığı 1-2 kilo olarak çevreye bırakacaksınız. Biz bu işleri yapıyoruz bu firmada. Bu çalışmaları yapıyoruz. Başka bir işimiz jeotermal, yerin derinliklerinden çıkan sıcak suyu 2000-3000 metre yeryüzüne çıkartıp enerji üretilmesini sağlayıp tekrar yerin 2-3000 metre derinliğine geri reenjeksiyon yaptığımız zaman burada suyun içindeki safsızlıkların çıkaracağı problemleri engellemek için jeotermal sektörüne kimyasallar üretiyoruz. Başka bir işimiz değerli metaller dediğimiz altın, bakır, gümüş, nikel, kobalt bunların üretilmesiyle ilgili kimyasallar üretiyoruz. Başka bir olayımız yine özellikle ülkemizdeki Türkiye Petrolleri 1954'ten beri, kurulduğundan beri Amerikan firmalarının ürünlerini kullanıyorlarmış petrolü çıkartırken. Onların tamamını biz şimdi Türkiye'mizde, ülkemizde, kendi fabrikamızda üretip Türkiye Petrolleri'nin hizmetine sunmaktayız. Özellikle son 5 yıldır çok fazla miktarda ithalata dayalı olan bu kimyasal ihtiyaçlarını özellikle petrol sektöründe kestik. Dolayısıyla petrol sektörüne de kimyasal veriyoruz. Başka bir konumuz da endüstriyel yapıştırıcılar. Endüstriyel yapıştırıcılarına hedefimiz, onları da üretiyoruz ürünlerini. Şu anda ülkenin başka iki konuda daha ihtiyacı var. Bir tanesi petrol kuyuları, maden kuyuları, jeotermal kuyuları açarken kullandıkları kimyasalları şimdi tasarlıyoruz. Bir de kağıt sektöründe kullanılan kimyasallar var.
kağıt sektöründe kullanılan kimyasalların da o ürün paletini tamamladıktan sonra burada yaklaşık 3 aydır Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kimya sektöründe 21. diye, özellikle bizim alanda ben tahmin ediyorum biz birinciyiz. Bu alanda ham madde de dahil ülkemizin dışarıdan ithal etmiş olduğu bütün girdileri kesip burada üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Ülkemizi biraz daha, en azından kendi baktığımız taraftan, kendi aktif olduğumuz yerlerden ülkeyi biraz daha bağımsız, biraz daha nefes alır hale getirmenin amacındayız. Numan Atay, akıllı kimyasalların çevreye duyarlı olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor. Akıllı kimyasal çok farklı tariflenilebilir. Görevini çok iyi yapacak, çevreye zarar vermeyecek, gereğinde atmadan döndürüp tekrar kullanılabilecek ve atılacağı zaman bile zararsız gidebilecek şekle getirilmesi. Akıllı kimyasal bu. Yani eninde sonunda bütün yaptığımız her şey kimyadır. Kimya da tabii en son toprak haline dönüşmeye çalışıyor. Bütün hepsi toprağın elementlerinden bir şeyleri birleştirerek farklı farklı şeyler üretiyoruz. O da en son toprak olarak geriye dönmek istiyor. Bizim akıllı kimyasal dediğimiz çevreye zarar vermeyen, attığımızda toprakla tekrar birleşip sanki bir toprak davranışı yaparak çevreye zarar vermeden görevini yerine getirmiş olan kimyasal diye tarifleyebiliyoruz. Ar-Ge'ye büyük önem veren firma her geçen gün yapmış olduğu çalışmalarla sektöre yenilikler kazandırıyor. Biz de bu alandaki çalışmalarını Numan Atay'dan dinliyoruz. 7-8 tane sektöre girmemiz lazım. Bunların hepsi Ar-Ge'nin sayesinde oluyor. Ar-Ge çalışma yapıyor, sanayiye gidiyor, sanayinin ihtiyaçlarını belirliyor. Altın madenine giriyor. Altın madeninde nelere ihtiyaç var, hangi kimyasallara ihtiyaç var? Onları geliyor burada bütün sabırla, zamanı iyi kullanarak o çalışmalarla işte olmayan, ülkemiz bu zamana kadar hep yabancılara bağlı kalmış maalesef altın üretiminde, gümüş üretiminde, bakır üretiminde. Bunların artık onlara bağlı değil, ülkemizi bu konularda bağımsız hale getirecek hale geldik. O ürünleri burada üretiyoruz. Metalle ilgili çok farklı ürünler üretebiliyoruz. Su ile ilgili her türlü problemi çözecek yönde ürünler üretebiliyoruz. Bugün firmamız Türkiye pazarının çevresiyle ilgili, attığı suyu düzenlemesiyle ilgili yaklaşık %50-%60 pazar payına sahip. Baktığınızda jeotermal tarafına tamamen arkadaşlarımızın gerçekten özverili çalışmalarıyla özel ürünler dizayn ediyoruz o sektöre. Başka bir şeyimiz petrol sektörü. Petrol sektöründe arkadaşlar zaman harcıyor. Ar-Ge, bunların hepsi Ar-Ge ile ilgili. Ar-Ge oluyor ise bu şekilde başarı geliyor. Onun için de biz Ar-Ge'ye çok önem veriyoruz. Bir spor sevdalısı olan başarılı iş adamı Numan Atay, Türk sporuna verdiği desteklerle de ön plana çıkıyor. Çocukluğumdan beri ben spor yaptım esasen. Sporu çok sevdim, sporun içerisinde doğdum. Yanlış alışkanlıklardan hep uzak durduk. Yanlış alışkanlıklardan uzak durmak için en önemli şey spor yapmaktı. Küçüklükten başladık. Minik takımlarda, işte semt takımım Davutpaşa, Fındıksare'de Davutpaşa kulübünün minik takımında başladık. Saat 5'te sahayı önce biz çizerdik. Sonra abilerimiz o sahada oynardı. Sonra da işte böyle böyle devam ettik. İşte orada minik takım, genç takım, işte A takım Davutpaşa kulübünde. Aynı zamanda hem futbol oynarken aynı zamanda üniversiteye gidip geliyordum. Tabii üniversiteyi tercih ettik çünkü o dönemlerde üniversite biraz daha ağır bastı. Aile biraz daha bizi o yöne doğru itti. Dolayısıyla futboldan vazgeçmek zorunda kalıp gittik. Okuma yaptık. İşte gene ülkemize almış olduğumuz eğitim doğrultusunda hizmet ediyoruz. Fenerbahçelilik nereden geldi? Biz 8 kardeşli bir aile içerisindeyiz. Galatasaray ve Fenerbahçe olarak ikiye bölünmüş durumda. Bir iş yaparken kendimi hep lider gibi gördüm. Fenerbahçe kulübü bana hep o liderlik, o kendimi iyi hissedebilme, o ortama gittiğim zaman evet liderlerin kulübünün içerisine giriyorsun. O imajı aldığım için, o hissiyatı aldığım için
Fenerbahçe kulübünün içerisine girdim. Dolayısıyla çok da memnun oldum. Çünkü ne yaparsanız yapın, eninde sonunda o stresli halinizden kurtulmanız gerekiyor. Gerçekten seyrettiğim televizyonda veya maçlara gidip işte kendimi rahatlatıyorum. Televizyonda haber, hayatımda ikinci önemli şey de futboldur, Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe bizi rahatlatıyor. Niye rahatlatıyor? Dünyada nerede olursa olsun konu olabiliyor. Herhangi bir konuda ya o ülkenin bir futbolcusu bizde oynuyor veya Fenerbahçe bir başarı elde edebiliyor. İşte son zamanda elde ettiğimiz basketteki şu başarı, nereye giderseniz gidin gerçekten daha Türkiye'de incemen basketi, Fenerbahçe'yi masaya yatırabiliyorsunuz. Çok güzel bir ortam sağlıyor. Demin dediniz işte o ortamların, güzel ortamların her şeyden önce insanların birbirlerine saygı, sevginin olduğu ortamı getiriyor. Böylelikle de karşıdaki insan sizi çok iyi, daha iyi tanıyabiliyor. Siz karşıdakinizi çok daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Otomatikman kuracağınız ticari sistemleri de kulüpler gerçekten etkili. Bir kere her şeyden önce Fenerbahçe'nin başkanı Sayın Aziz Bey çok şeyler yaptı. Gerçekten kulübe inanılmaz şeyler yaptı. Hatta zaman zaman konuşurken şöyle bir şeyler söylüyorlardı yöneticiler. İş ekonomidir. Biz yapacağımız yatırımlarla Fenerbahçe ekonomisini çok iyi noktalara taşıyacağız. Zaten ekonomi otomatikman şampiyonluğu getirecek. Aziz Başkan gerçekten çok önemli şeyler yaptı. Dolayısıyla Fenerbahçe kulübü her zaman vitrinde olmak zorunda. Fenerbahçe kulübünü kulübüyle yatıp kulüple kalkan 25-30 milyon insan var. Bunlar çok büyük iş adamları, çok iyi bilim adamları, çok iyi politikacılar. Bunlar gerçekten Fenerbahçe'den etkilenip ülkeyi o motivasyonla ülkeyi yukarılara çıkartıp veya motivasyon düşük olunca da bulunduğu yerde kalabilecek ortamlar yaratabilmektedirler. Dolayısıyla Fenerbahçe daima başarılı olmak zorunda. Çünkü mesaj verdiği Fenerbahçe'den beslenen gerçekten önemli bir kesim var. Dolayısıyla sosyal denge için, ülke motivasyonu için gerçekten bunlar gerekli. Bakıyorsunuz şu andaki basketbol yöneticisine, antrenörümüze gerçekten iş adamlarının da çoğunun örnek alması gerekir. İş adamları küçük bir başarıda doyup hedeflerinden düşebilmektedirler. Bu beyefendi 20 senedir bu işi yapıyor. 11 senede dünya çapında başarılar elde etmiş. O 9 senesinde de bir numara olmamış ama 2 veya 3. olmuş. Dolayısıyla bakıyorsunuz hani uluslararası katıldığım eğitimlerde çok önemli yöneticiler şöyle bir laflar söylerlerdi. Hedefe tuttuğumuz zaman yılda bir gün mutlu olabiliriz. Ama hedef tutulmadığı sürece gülmek dahi bize yasaktır. Gerçekten bu beyefendi de Fenerbahçe'nin antrenöründe onu görüyorum. Hakikaten hedefli. Bu iş adamların herkesin kendine bir benchmarking yapabileceği, referans olarak kullanabileceği bir insan. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ona paralel olarak da başarılar geliyor. Numan Atay iş hayatındaki başarısının sırrını şu sözlerle dile getiriyor. Yapı olarak kendime bakıyorum. Benim babam bakkaldı. Oradan çıkarken kafamda hep rahmetli annem hep sorardı. Ne yapacaksın? Derdim bir fabrika kuracağım. İnsanlar çalıştıracağım. Üretim yapacağım ve ülkemle ilgili güzel şeyler yapmayı planlayacağım. Gerçekten bu insan eğer işine aşık olur ise, işini yaşar ise ve zamanı biraz da uzun kullanabilir ise ki ben onu yapıyorum. Ben saat 6.30'da işbaşı yaparım. Saat 10'da da işten çıkıp eve giderim. Hatta zaman zaman burada kalırım. İşler bitmez burada kalırım. İşine aşık olan bir insanım. Dolayısıyla bu çalışan bütün personele de yansıyor. Ve çalıştığımız insan kalitesi çok yüksek. Çok güzel bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz burada. Ve ülkenin gerçekten ihtiyacı olan, sürekli ithal yaptığı çoğu ham maddeyi dahi burada üretmenin hedeflerindeyiz. O da bir heyecan getiriyor. Gerçekten çok heyecanlı bir film seyreder gibi Ar-Ge çalışmasını biz bu boyutlara taşıdık. Çalışma ve işine fokuslanma, hedeflenme ve hayal kurma otomatikman başarıyı da kendiliğinden getiriyor zaten. Yani bu yaşamak lazım, işinizi yaşamanız lazım. İşinizi yaşarsanız başarı da kendinden geliyor.